Milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim okumayı ve İslam'ın temel dini bilgilerini öğrendiği cami ile mihrab ile buluşmayı, manevi huzurun buldukları yaz Kur'an kursları bu yıl 27 Haziran Pazartesi günü bütün yurtta basacaktır. Diyanet İşleri Başkanı tarafından her yıl yaz aylarında 90 bini aşkın cami Kur'an kursu ile uygun görülen diğer mekanlarda düzenlenen yaz Kur'an kursları yaklaşık 2 yıl sonra COVID-19 salgını ardından normal olarak 27 Haziran 2002 tarihinde pazartesi başlayacak. 26 Ağustos 2002 tarihinde de sona erecektir. Yani 2 ay boyunca bütün camilerimize ve Kur'an kurslarımıza yaz Kur'an kursu bütün vatandaşlarımıza yönelik, her yaş grubuna yönelik yaz Kur'an kurslarımız başlamış olacaktır. Öğrenmenin yaşı yoktur. İslami ilimleri öğrenmek her Müslümana farzdır. Sağlığımız, sıhhatimiz yerindeyken, vakit imkanlar varken manevi değerlerimize sahip çıkalım. Kur'an'ı öğrenelim. Kur'an'ı öğrenelim. Allah'ın dinine sahip çıkalım. İslam'ı yaşayalım ve yaşatalım. Çocuklarımız için bir fırsat olan Kur'an kurslarının kıymetlerini bilelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde sizin en hayliniz Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diye buyuruyor.
Allah'ın kitabını öğrenmek, İslam'ın esas inançlarını bilmek her Müslümanın temel görevidir. Günümüzde ahlaksızlık ve her türlü gayrimeşru kötülüklerin yaygınlaştığı bir dönemde anne ve babalar olarak çocuklarımıza sahip çıkmak, onları en güzel bir şekilde yetiştirmek, babalar yetiştirmek, peygamberimizin hayatını öğretmek, manevi değerlerimizle tanıştırmak, İslam'ı, Kur'an'ı ve camiyi çocuklarımıza sevindirmek için yaz Kur'an kurslarını fırsat bilelim. Çocuklarımızı mutlaka camilere yönelelim, yönlendirelim. Müslümanlar olarak yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e her zaman çok yönlü münasebet içinde olmalıyız. Kur'an-ı Kerim'i okur, okutur, dinler, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, anlatmaya ve hayatımızın her safhasına uygulamaya çalışmalıyız. Çocuklarımızı küçük yaşta namaza, cemaatle namaz kılmaya alıştırmalıyız. Yaz Kur'an kursları nedeniyle cami ve Kur'an kurslarına gelen çocuklarımız huzurlu bir tatil dönemi geçireceklerdir. Kokuşmuş, sosyal medyanın pençesinden uzaklaşacaklardır. Çocuklarımız tertemiz zihinlerini hidayet kaynağı Kur'an'la besleyerek peygamber sevgisini, sahabe sevgisini, anne ve babaya saygı, merhamet, şefkat duygusunu, İslam'ın temel dini bilgilerini ve ahlaki değerleri en doğru yöntemlerle Kur'an ve Resulullah'ın sünnetini öğrenme imkanı bulacaklar yaz Kur'an kurslarında. Sevgi, saygı, nezaket ve iyilik gibi ahlaki değerlere tanışacaklar çocuklarımız. Yürekleri İslam'ın aşkı, birlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma, paylaşma duygularıyla dolacaktır çocuklarımızın yürekleri. Son olarak bunu demeden de geçmeyelim. Ankara Adliyesi'nde yaz Kur'an kursu açılmasına ilişkin personelin talebi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı yaz Kur'an kurslarına katılım isteğe bağlıdır. Herhangi bir zorunluluk yoktur diyerek Ankara Adliyesi'ndeki mecirinde yaz Kur'an kursu açılmasına olumlu cevap vermişti. Ancak birçok kamu, kurum ve kuruluşları zaman zaman resim, müzik ve benzeri pek çok sosyal ve kültürel etkinlik yaptıkları bilmektedir. Anayasanın 23. maddesi ki 23. maddesindeki dini inanç kanatlarına dolayı ki kimse suçlanamaz ifadesine rağmen Ankara ve İzmir Barosu yaptıkları açıklama ile yaz Kur'an kurslarına katılacak Müslümanları ve çocuklarını yaz Kur'an kursuna gönderecek vatandaşları kınamakta ve suçlamaktadırlar. Ankara ve İzmir Barolarının dile getirdikleri bu ilkel zorbalık, çarcı zihniyet ve İslam dinine alenin düşmanlık Müslümanları rencide etmiştir. Afaki zihniyet hiçbir zaman emellerine ulaşmayacaklardı. Bu vesile ile Batman Diyanet olarak 2022 yılı yaz Kur'an kursunun hayırlı olmasını Rabbimle temenni ediyorum.